düzeltilmiş yataklar permakültürde veya genel olarak bahçecilikte çok sık başvurulan bir sebze yetiştirme yöntemi. Nedir avantajları? Neyi düzeltilmiş yatak? Bir kere size kontrollü bir alanda çalışma imkanı veriyor. Yatağın iki yanına da uzanabiliyorsunuz elinizle. Dolayısıyla toprağa basmadan, onu sıkıştırmadan, toprağın sürekli gevşek kalmasını sağlayarak tüm bakımı, ekim dikim işlemlerini yapabiliyorsunuz. Bir avantaj bu. Toprağın işlenmesiyle ilgili birçok temel yaklaşım var. Fakat bizim Marmaris'te öncelik verdiğimiz bunlardan iki tanesi. Bir tanesi toprağı işlemeye başlamadan önce üst toprağın kenar alınıp alta bir miktar köklerin yayılımına izin verecek gevşek bir medyanın konulması. Bu bizim için örneğin meşaltı toprağı oldu. Çünkü hem organik madde çok zengin bir toprak, meşaltı toprağı, hem de köklerin yayılımına izin veriyor. Onun üzerine de çıkan toprakla bir miktar kompost veya gübreyi karıştırıp koyduğunuz zaman yatağınızın toprağını hazırlamış oluyorsunuz. Ve ondan sonra seneler içerisinde bu toprağın üstüne hiç basmadan işlediğiniz zaman seneler içerisinde artan bir verime ulaşıyorsunuz bu süre zarfında. İstenirse, ki bu da çok sık başvurulan bir yöntem, çıplak toprağın üstünü bir mulç tabakasıyla kaplamanız da mümkün. Bu sayede nemi tutabilirsiniz, organik madde dönüşümü sağlayabilirsiniz, yaban otların çıkmasını baskılayabilirsiniz. Bu da çok sık başvurulan bir yöntemdir. Bir diğer yaygın uygulama da çapalamadan, toprağı hiç işlemeden yapılan bahçecilik. Özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinde çok yaygın, Anglo-Sakson ülkelerde. Direkt toprak yüzeyin seviyesinin üzerine bol miktarda organik madde, mulç, belki biraz da kompost ekleyerek direkt o tabakanın üzerine bahçecilik yapıyorsunuz. Ve her sene tekrar organik madde ekleyerek, aldığınız kısmı geri vererek bahçenin sürdürülebilirliğini sağlıyorsunuz. Bunun dışında da yaklaşımlar var. Fakat bizim Marmaris'te tercih ettiğimiz çapalamadan yapılan bahçecilik veya yükseltilmiş alan.